Elhamdülillah bütün hamdler Allah'a mahsustur ve selamun ala ibadillezine istafa. Selam onun seçtiği kullar üzerine olsun. Diyor ki lienfi nef nefayenfiden Nefa yenfiden geliyor. lienfi sonu cezimle yaslı düşmüş. Nef etsin yani e, Türkçede de kullan Nef edildi, sürgün edildi mesela manasında sürgün. Nef, nef etmek sürgün mesela. Türkçede de anlaşıldı. Nefyesi yani sürsün atsın, sür çıkar gayri gönülden ta tecelli ide hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan efendi hazretleri çok okurdu bunu kadde sallallahu aleyhi Onun için sürsün çıkarsın diyor ki Mevlana Arif el Hoteni e, el Hoteni yu e, orada lakaplarda Mevlana lakapları geçiyor. Dostumuz hani manasına geliyor. Yarımız, yardımcımız gibi. Yakın arkadaşımız manalarına da geliyor Mevlana. E, Arif Hoteni kardeşimiz diyor dostumuz diyelim. Evvelen ilk olarak sürsün ne el aliyet el batıl batıl ilahları efendim batıl ilahlardan yani e, ne diyorsun boş ilahlar nerede dolmuşlar kalpte e ne arar Müslümanın kalbinde batıl ilah olursa şirket düşer adam onu konuşmuyor tasavvufi manada batıl ilahlardan maksat ondan sonra e küllü ma an mevlake seni Allah'ın zikrinden ibadetinden meşgul eden her şey senin putundur yani. seni alıkoyuyor Allah'ı zikretmekten, düşünmekten. O manada batıl ilahlar işte kimisi ha tabii ki eşinle ilgili bir sorun var düşüneceksin. Çocuğunun hastalığını düşüneceksin. Öbürünün terbiyesini düşüneceksin. Fakir muhtacın durumu düşünüp işte ne yardım ne falan bunlar insan kalbinde yer alır yer almasa icraata geçemez. İlla ki bir düşünecek, taşınacak, bir plan yapacak kalpte bunların yeri vardır. Bunlar meşru şeylerdir. Ama tabi hanımıyla ilgili düşünceleri, oğluyla kızıyla ilgili düşünceleri, maddi menfaatle ilgili düşünceleri, kalbini sarıp da kaplayıp da zikirden, ibadetten, namazdan misal emirleri tutmaktan, yasaklardan kaçmaktan adamı engellerse o batıl ilah gibi olur. İşte Kur'an Kerim ne söylüyor? Feraite men ilahu Nefsinin kötü arzularını ilahı edineni gördün mü? Şimdi demek ki Feraite Fe ente tekunu alayhi vekila. Başka ayet kelimesinde öbürü Câsiye suresindeydi. E, habibim sen nefsinin kötü arzularını, isteklerini ilahi yerine koymuş. Yani Allahu Teala'dan Allah Teala'nın emrinden tutup yasaklarından kaçması gerekirken canının istediğini e, emir telakki ediyor. Efendim Allah'ın emrini geri bırakıyor, onu tercih ediyor mesela. E bunu sen mi kurtaracaksın? Sen buna vekil olabilir misin yani? Sen de bir şey yapamazsın buna. Buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben. Onun için batıl ilahlar demek, kalbi Allah-u Teala'nın zikrinden, fikrinden, tefekküründen e, engelleyen, e, bizim kafayı taktığımız, e, artık hobiler mi dersin, Efendim hayran olduğumuz şeyler mi dersin? Bize alıkoyan, meşgul eden fikirler, düşünceler mi dersin? Bütün bunlar e, Allahü Teala hak, bunlar batıl şeyler. Bunların e, İslam'ın emirleri ve yasakları kapsamında değerlendirilip onlarla ilgilenmek batıl sayılmaz. Ama sen bunları Allah'ın emrine ve yasağına riayete karşı, takvaya karşı, Allah'a itaata karşı bunu tercih edersen, bu fikirleri, bu düşünceleri bunlarla meşgul olursan, tabi seni Allah'tan alıkoyduğu için batıl ilah yerine, seni ilah yerine e, geçmiş oluyor. Onun için evvela bu zikirle, kelime-i tevhidle batıl ilahları sürsün, çıkartsın kalbinden. Vel yüz bit saniyen, vel yüz bit sabit kılsın, yerleştirsin saniyen ikinci defada. Ne el mabude ibadet olunmayı hak eden. Neyle ibadet olunmayı? Şimdi ibadet e, efendim, haça maça puta maymuna ineğe tapan var. O ibadet olunan bir şey olmuş oluyor ama onlar hak ile midir? Değildir. Hoca el de ibadet olunan ama bil hakkı. Hak ettiği için e, hakka mültebüs olarak yani ibadet olunmak sadece kendisine layık ve müsaik olan allah Teala Celle Sultanu saltanatı yüce oldu daima. E, o yüce zatın e, varlığını kalbinde sabitlesin, yerleştirsin. Ve küllü ma ve küllü ma, her o şey ki hüve o gibi okunuyor maile bitişik yazdığı için o tehlike yani kafayı karıştırır. Böyle yerde ma'ya ayrı lazım. Benim önümdeki mektup açısına ma bitişik yazılmış talebeyiz yanlışa sevk edebilir. Ve küllü ma, her o şey ki hüve o müttesimün e, alametlenmiştir, nişanlanmıştır. Neyle bir simetil keyfi nasıllık damgasıyla daha bel kemmi, kaç tane gibi sorulara muhataplıkla adet ve sayı e, e, emareleriyle nişanlanmıştırsa yembeği gerekir ve Allah'ın hepsini sokmak nereye tahte kelimeti la la kelimesinin altına la yok. Yani şimdi la ilahe illallah ilah yok ancak Allah var derken ilah yok. Burada ilah yok derken İsa Aleyhisselam Allah'ın ortağı değil işte uyuyor. Hüccaylanşarma Allah'ın oğlu değil. Efendim Meryem validemiz Allah'ın eşi değil haşa. Batıl tapılan ilahlar veya Budistlerin bu bu da heykelleri veyahut heccüslerin ateşleri veyahut Hinduların inekleri ne kadar tapılan e, batıl şeyler varsa. Efendim. Bunların hepsini zaten la ilahe hiçbir ilah yok illallah ancak Allah var derken la ile beraber sil süpür götür. Yani yok yokluğunu bildir yani. Yokluğunu bildir efendim. Bu bu tamam. Ama bir de burada genel kapsama bakarsan bir şeyin bir şey hakkında nasıl diye sorabiliyorsan karşı taraftan da onun mahiyeti, işte boyu, rengi, eni, bilmem nece vasfı, niteliği, sıcaklığı, soğukluğu gibi keyfiyet bildiren nasıllık ve nicelik nicelik, nitelik bildiren sorulara e, muhatap oluyorsa bir şey cevabında da işte şöyledir böyledir deniyorsa veya ve yine aynı zamanda adet ifade eden işte kaç tane şuyum var kaç tane bunun var e, gökler kaç tane yerler ne, işte efendim e, nicelik nitelik ve bir de kemiyet yani kemiyet keyfiyet dersek miktar lan nişanlanan ki yaratılmışların hepsi miktarlıdır yani Allah Teala yarattığı şeylerin hepsine nasıldır, nicedir, kaç tanedir, nedir, ne değildir sorabiliyorsun. O zaman bunların hepsini diyor la ilahe illallah derken nefyedip kafadan, kalpten çıkartmak lazım. Ve tahsilul imani sonra iman kazanmak lazım. Yani inanma imanımız var ama zevken ve irfanen anlayarak, tadarak, vicdanen iç buluşumuza dayanarak Neye dair iman kazanmak lazım? Ben ne şu Allahu Teala münezzehun. Son derece münezzehtir, mukaddestir. E, yücedir, uzaktır diyelim. Tenzih te, şu. Tenzih kelimesinin Subhanallah da tesbih te, tenzih demekti. Tenzih ne demek o zaman? İşte Subhanallah nedir? Tesbih ediyorum. E tesbih ne demek? Tenzih ediyorum. Tenzih ne demek? E şimdi müphemi epemle tefsir edersen kimse bir şey anlamıyor. Onun için alimler bunları tabii sonuna kadar götürmüşler kat manasına, İslam manasını cem etmek üzere. Ve ne, ne diyor? İbadullah veya tebaidullah e, hani şu kulların sıfatlarından olan Allahu Teala'nın şanına yakışmayan, noksanlık ifade eden, yaratılmışlık gibi, sonradan olmak gibi, cahillik gibi, bilmemek gibi, işitmemek gibi, görmemek gibi, iradesizlik gibi, ondan sonra efendim güçsüzlük gibi, acizlik gibi, sağlık gibi, dilsizlik gibi, iş işte efendim ondan sonra gibi, ölüm gibi, hastalık gibi vesaire. Bütün noksanlık ifadesi var, bunların hepsi bizde var. Ama bir tek kimde yok? Bir tek allah Teala Teala'da yok. Yaratılmışların hepsinde her türlü sıfat olur. İşte bütün bu kötü sıfatlar, kötü derken sen de ben de illa kötü olmayabilir hastalık, ölüm, şu bu bizde illaki kötü bir sıfat değildir yani. Bir Müslüman olabilecek şeyler mesela peygamberlerde de oldu. O değil ama Allahu Teala bunlara nispet ettiği zaman acizlik göstergesidir. Kudretli göstergesi, noksanlık ifadesidir. İşte o gibi Allahu Teala şanına yakışmayan her türlü yüce zatına nispetle kötü ve olumsuz, menfi olan her şeyden Allahu Teala uzak tutmak. Uzak tutmak derken onlar yaklaşıyor da sen Allah'ı uzaklaştırıyorsun. Aşağı veyahut efendim onları uzaklaştırsın, allah Teala'dan hadi gidin geri falan o manada değil. Uzak olduğuna inanmak, peri olduğuna, bütün noksan sıfatların münezzeh, son derece uzak olduğuna, hiçbir noksan sıfatın ona yol bulamayacağına, arız olamayacağına inanmak ve bunu ifade etmekte i̇şte, Subhanallah o demek. Bunu ifade etmek. İşte sen bunun böyle olduğuna dair gerçek imanı kazanman lazım. Bu da neyle olur? Nef'yü ispat. Nefyu ispat. Kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid. Kelime-i şahadet Aynı yere varıyor. Kelime-i tevhid. allah Teala'nın birliğini ifade ettiğimiz kelime. La ilahe illallah tarafı. Muhammed Resulullah o kelime-i tevhidin, kelime-i ikinci cümleyi celilesidir. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in risaleti elçilik vazifesiyle görevli gönderildiği ikrar edilmektedir. İmanın şartıdır. Ona da inanmak, onu da telaffuz etmek iman şartıdır. Onu konuşmuyoruz. Ama nefi ispat konusunda yani Allahu Teala'nın zatı ve sıfatları ile ilgili mevzuda Allahu Teala'dan gayri e, efendim Allahu Teala'dan e, bütün noksan sıfatların uzak olduğunu beyan etmek. Yani noksan sıfatları nef etmek, nef etmek, sürmek, götürmek. eşini şimdi la ilahe illallah yani her Müslüman bunu yapıyor. Yapıyor ama bunu kalbine indirebiliyor mu? Kalbinde yine Allah Teala'dan daha fazla korktukları var mı? Allah Teala'dan daha fazla sevdikleri var mı? Allah Teala'dan daha fazla umut bağladıkları, beklenti yaptıkları kimseler var mı? Şah Şahıslar, ölüler, diriler vesaire ne hepsi girer. E o varsa e, nefi kelimesi, Allah'tan başka ilah kelimesi dilde kalıyor. Yani maneviyata inmiyor, kalbe inmiyor. Bu o zaman bunun tadını tadamaz. Onun için e, et ve temmül ibarati İbarelerin en mükemmeli, en manası tamam olan şimdi birçok ibareyle Allahü e, Allah Teala'dan noksan sıfatların e, uzak olduğu Allah Teala'nın bunlardan münezzeh olduğu e, ispat tarafına gelince bütün güzel sıfatların, üstün sıfatların veli ile amel en yüce mesellerin sıfatların ancak Allah'a ait olduğu hususlarda ispat yani bütün güzellikleri, üstün sıfatları Allah'a sabit kılmak geleceğe sabit olduğunu na inanıp ifade etmek yani. Sen sabit kılmıyorsun o zaten Allah'a ait. İspat tarafı bu. Nefi tarafı da Allahu Teala'dan bütün noksan sıfatların münezzeh olduğunun na iman ve ikrar ve bunun beyanı. Bu hususta çok ibareler kullanılabilir. Yani bu konu birçok ifade ile, üslupla işte efendim la kelimesiyle, ma kelimesiyle işte efendim inni nafiyesiyle ile illallahıyla, ile neyse ifade usulleri bulunabilir. Biraz daha uzun kelime cümle kurulabilir. Daha kısası olmaz herhalde çünkü. Hakikaten en kısa kelimeler la ilahe illallah. Bundan daha kısa kelime bu ifade edilmez. Ama sen daha uzun kelimelerle ifade edeyim de daha manası tamam olsun. Temel cüm yok. Çünkü allah Teala sana yüce zatının o üstün sıfatları mevcudiyetini ikrar hususunda ve bütün noksan sıfatlardan münezze olduğunu beyan hususunda okuman gereken iman şartı olarak ikrar etmen gereken kelime olarak la ilahe illallah göndermiş bir defa. O zaman bundan daha tamam bir ibare olamaz. Sen bunu aramak kalkma. Bulamazsın. Yok çünkü. Olsaydı allah Teala gönderirdi. Demek ki ibarelerin, ifadelerin nefü ispat hususunda en mükemmeli, en tas tamam mana ifade edeni nedir? El kelime tu o tertemiz mübarek akpak olan kelime o da nedir? La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. İman kelimesi zaten.